Sevgili kardeşler, iyisiniz. Rabbin sevgisiyle, sevgiyle selamlıyorum sizleri. Bir pazar daha önemli bir bölümüne geldik rivayetimizin. O da kelamla buluşmak. Kelam bizlere şekil versin. Kelam düşünce tarzımızı şekillendirsin. Akarsu imanlısı olmak diye bir konuya başlayacağız. 3 hafta üst üste bu konuya değineceğiz. Ne demekse birazdan Rabbin izniyle göreceğiz. Ve aslında bu şundan söz ediyoruz. İki türlü imanlı olabiliriz. Su birikintisi imanlısı ya da akarsu imanlısı. Su birikintilerinin özelliği nedir? Su akmadığı için sadece su topluyor ve o su durgun. Ve o sular o zaman ne yapıyor? Genellikle kirleniyor. Sinek ve mikrop topluyor. Akarsu ise dağlardan iner, böyle çeşme şeklinde, pınar şeklinde, sürekli soğuktur, bilmiyorum dağdan gelen suyu hiç içtiniz mi, elinizi altına koydunuz mu donuyorsunuz. Ve berraktır, tertemizdir. İnsanı ferahlatır, özellikle yaz bir gününde böyle bir pınara rastlarsan şükredersin, hamd edersin. Ve dolayısıyla paktır, hayat doludur. Niye? Çünkü akıyor. Durmuyor, birikmiyor. Durağan sular ne yazık ki o özelliğini yitirir. Peki su birikintisi imanlısı nedir? Toplayıp vermeyen. Dolayısıyla onda akmıyor. Sadece ona bir şeyler geliyor, orada birikiyor, duruyor, zamanla ne yapıyor? Sinek ve mikrop topluyor. Nasıl bir sinek, nasıl bir mikrop? Ruhsal sinekler, ruhsal mikroplar. Akarsu imanlısı ise sürekli verdiği için arkası da geliyor. Rab doldurdukça o veriyor, o verdikçe Rab dolduruyor. Dolayısıyla hem bu onu temizliyor hem de kendisi başkalarına hayat kaynağı, teselli kaynağı, cesaret kaynağı oluveriyor. Şimdi bu iki sudan hangisinden siz içerdiniz? Bizler dünyanın susuzluğunu gidermek üzere Rab tarafından o yaşam suyuyla doldurulduysak, o su nasıl bir su olması gerekiyor? Temiz, berrak, pak, dolayısıyla hayat veren bir su olması gerekiyor. Akıyorsa Rab'ten aldığımızı kendimize saklamayıp bir şekilde başkalarına veriyorsak biz o yaşam suyu olabiliriz. Bu açıdan bu 3 hafta üst üste en temel 3 vazifemizi değerlendireceğiz. Ve bunlar parantez içinde yazdım. Dua ve tapınma akşamlarının bereketi. Eğer dua ve akşam dua ve tapınma gecelerine katılmıyorsanız siz kaybedersiniz. Siz biraz birikinti oluyorsunuz. Akarsu olacağınızı tabii gelemeyebilmek için bir tabii ki durum olabilir, o başka. Ama ben orada bir gündemimiz olmadığı için, bir planımız, bir toplantı programımız olmadığı için yürekten Rab'be geldiğimiz o gecelerde ben her zaman ayrı bir bereket alıyorum. Özel bir bereket alıyorum ve bu sefer Rab bir konuda beni yönlendirdi kutsal yazılar aracılığıyla ve bu sizlerle paylaşacağım konu. Çünkü orada açtıkça açıyor. Birden diyorsun ki ya burada kaç yıldır bunu okuyorum, görmemiştim ve buna dikkat etmemiştim. Ve birden çok vurucu noktalara değinerek bizleri aydınlatıyor. Umarım sizleri de aydınlatır. Konu şudur. Kutsal kitapta, Yeni Ahit'te, İncil'de, mektuplarda 3 kere tekrarlanan bir ifade dikkatimi çekti. Bu ifade burada görüyorsunuz birinci şekliyle. Rabbimiz İsa Mesih'in Tanrısı ve babasına övgüler olsun çünkü ve bir neden veriyor. İkinci ifade diyor ki şu bunun için Rabbimiz İsa Mesih'in Tanrısı ve babasına övgüler olsun. Üçüncü ifade diyor ki şu bu nedenle de Rabbimiz İsa Mesih'in babası Tanrı'ya övgüler olsun. Burada çok önemli bir konuya vurgu yapılmak isteniyor. Şimdi ilginç olan şudur ki
Sıra İncil'de bize görünen sıranın tersiyle ben yazdım. Üç ifade Pavlus'un mektuplarında olsaydı insan derdi ki onunla ağız alışkanlığı gibi. Ama ilginç olan sırada ben sıraladığım sırayla ilk sırada gelen 1. Petrus'tadır. Aynen Pavlus'un aynı ifadesi kullanıyor. Aslında Pavlus'un aynı ifadesini kullanmıyor. Kimin ifadesini kullanıyor? Kutsal Ruh'un ifadesini kullanıyor. Ve bu üç ayetle ilginçtir. Mektuplarının her zaman 1. bölümün 3. ayetidir. Geçtiğinde ve bu ayetlerle çok önemli konulara dikkatimizi çekmek istiyor. Ruhsal hayatımızın kaynağı olan konulara değinmek istiyor. Yani Rab bizi doldurduğu konular anlatıyor. Ama tabii ki biz istiyoruz ki Rab doldursun bizi bu bereketlerle. Biz ne yapalım? Biz boşaltalım. Biz kapıları açalım. Biz insanlara akıtalım. Biz tattıralım dünyaya. Biz akarsu olalım istiyoruz ve bir anlamda en temel üç vazifemizi vurguluyor. Çünkü Petrus da ne için diyor? Çünkü o bizlerin yeniden doğmamızı sağladı. Bundan ötürü Rabbimiz İsa Mesih'in Tanrısı ve babasına övgüler olsun. Tanrı ve babası demesiyle Tanrılığına dair bütün özellikler, yapısal, bütün sıfatlar ama aynı zamanda yüreğiyle ilgili, bize olan tasarısıyla ilgili, yakınlığıyla ilgili, ilgisiyle ilgili tamamlamak, bitirmek, bütünleştirmek istediği her planıyla ilgili, yani işinin en başarılı noktalarıyla ilgilendiğini vurguluyor. İsa'nın Tanrısı her şeye kadirdir ama İsa'nın babası sevgiyle doludur. Tanrı'nın bütün gücüyle sende bende yapmak istediklerini Tanrı sevgisiyle dünyanın bütün yüreklerini doldurmak istediğini anlatıyor bu. Ve nedir? Önce yeniden doğmamızı sağladı. Ölüydük, yeniden doğduk. Peki yeniden doğduysak aldık, dolduk, biriktik. Bunu nasıl vereceğiz? Nasıl paylaşacağız? Nasıl dışa vuracağız? Nasıl içimizi boşaltıp Rab daha büyük bereketleriyle yüreğimizi coşturmasını sağlayacağız? Tanıklık vererek, yani müjdeyi paylaşarak. Müjdeyi paylaşmayan kişi, imanlı, yavaş yavaş içinde çürüyor bu. Bu yeni hayat tadını alamıyor. Eskisi gibi coşamıyor. İlk sevgiyi yaşayamıyor vesaire. Zaten bugün özellikle bu konuya değineceğiz. İkincisi diyor ki her tesellinin kaynağı olduğu için Rab bizleri teselli ediyor. Haftaya Rab dilerse bu konuya değineceğiz. Çok önemli. Teselli kaynağı olmak. Çünkü yeniden doğduysak yüreğimize kim geldi? Kutsal Ruh'un diğer ismi? Tesellici. Rab büyük cesaretle, büyük imanla, hayata büyük olumlu bir gözle baktırarak bizleri tesellisiyle doldurmak istiyor ve bu dünya teselliden yoksun. Çünkü Rab yoksa hayatlarında umutları yoktur. Dolayısıyla tek onları teselli edebilecek kimlerdir? Bizleriz. Ne yapmamız gerekiyor? Başkalarını ferahlatmamız gerekiyor. İmanlının en başarılı türlüsü, iki türlü imanlı, birçok türlü imanlı olabilir ama bir türlü imanlı seni sürekli yüreğini ağırlaştırır. Ama o imanlı birikiyor. Akarsu imanlısı ne yapar? Ferahlatır. Yüklerini kaldırır. İsa ne yaptı? Ey bütün yorgunlar ve yükleri ağır olanlar bana gelin ben sizleri daha da ağırlaştırırım mı dedi? Yoksa yüklerinizi hafifletir miyim dedi. Üçüncü özellik ne için? Bereket. Bereket, oradaki bereket göksel yerde, bakacağız şimdi ayrıntısıyla. Göksel yerde her türlü kutsamayla, bereketle bizleri kutsamış olan İsa Mesih'in Tanrısı ve babasına yücelikler olsun diyor. Şükürler olsun, hamdlar olsun diyor.
Bereketlendiysek mani manevi, maddi manevi bereketlendiysek ne içindir? Maddi manevi, bu bereketten herkese tattıralım diye. Dolayısıyla bu bereket bizleri cömertliği tetiklemek istiyor. Ve bu konuya başka bir şekilde her şey gözden, elden, cepten çıkarmanın mutluluğudur diyeceğiz. En temel üç vazifemiz nedir? Her şeyi gözden, hiçbir şeyden korkmuyorum. Hiçbir şeyden çekinmiyorum. Hiçbir şey kendime esirgemeye çalışmıyorum. Her şeyi gözden çıkarırım. Bir, elden artık elde tutmak, kaybetmemek, bana ait olsun düşüncesiyle hareket etmek yerine eli açık, ne verirsen kazancımdır düşüncesiyle hareket etmek istiyorum. Cepten. Artık bunu açıklamama gerek yoktur. Cepten çıkarmanın ne demek olduğunu. Mutlu olmak istiyorsanız gözden, elden, cepten çıkaracaksınız her şeyinizi. Ne derece çıkarıyorsanız o derece mutlusunuz. Ne derece çıkarıyorsanız o derece akarsu imanlısısınız. Ne derece çıkarmıyorsanız ne tür imanlısı olursunuz, ne tür imanlı olurum? Su birikintisi imanlısı olurum. Bakınız. Bu bizde ilk şükran sebebi, ilk övgüler sebebi doğal müjdeciliği tetiklemesi gerekiyor. Çünkü ne aldık? Bakınız ne diyor. Rabbimiz İsa Mesih'in Tanrı sebebi olsun, övgüler olsun. Çünkü o büyük merhametiyle yeniden doğmamızı sağladı. Mesih İsa'yı ölümden diriltmekle bizi yaşayan bir umuda kavuşturdu. Dolduk, taştık. Hamdolsun. Ama orada mı kalacağız? Karşılıksız aldığın hayatı ne yapacaksın? Karşılıksız vereceksin. Ne aldığını vermek üzere varsın. Hani Fleming miydi penisilini bulan bilim adamı? Kendisini saklasaydı? Madame Curie miydi ve kocası mıydı röntgeni bulan? Kendisini saklasaydı? Karşılıksız aldın, karşılıksız ver. İncil'in temel taşıdır. Yaşamsal açıdan. İncil'in temel taşı İsa'dır, onun yüceliğidir ama bunu hayatımıza geçirmek adına İncil'in temel taşı nedir? Karşılıksız aldığını karşılıksız vermek. Ne kadar karşılıksız veriyoruz? Bunu kendimize soralım. Bu bir sonuç yaratıyor. Dolduk, dolduk, dolduk ama bir sonuç yaratıyor. Hemen bu sağdaki ayetlerde görüyoruz. İman ettim diyor. Bu nedenle konuştum diye yazılmıştır. Aynı iman ruhuna olarak biz de iman ediyor ve bu nedenle ne yapıyoruz? Konuşuyoruz. Kimse bizleri susturamaz, susturmamalıdır bizden başkası. Yani bu hayat içimizde canlıysa artık, oturmadıysa, çamurlara karışmadıysa, bu hayat bir şekilde fışkırmak istiyor bizden. Konuşmak istiyoruz, paylaşmak istiyoruz müjdeyi. Paylaştıkça bu canlılığı daha da bizde kendini gösteriyor. İkinci ayet, bakınız bu çok önemli. Bütün bunlar sizin yararınızadır. Böylelikle Tanrı'nın lütfu çoğalıp daha çok insana ulaştıkça Tanrı'nın yüceliği için şükranlar artsın. Ne kadar çok şükrana sebep oluyorsun? Gözünden, elden, gözden, elden, cepten her şeyi çıkarırsan o derece şükranlara sebep oluyorsun. Hedef aldığımızla bunu vererek başkalarında bu ne şey ya, bu ne harikadır, bu ne hazinedir, bu ne mükemmel şeydir diye dedirterek Tanrı'ya şükürler artırmak, İsa'ya yücelik vermek. Hem kendimiz şükretmesini öğrenmeliyiz hem de şükran sebeplerini arttırmalıyız. İncil bu konuda ne kadar ısrarlı olduğunu
şimdi göreceğiz. İkinci konu, teselli kaynağı olmak. Çok önemli bir konu. Paulus neredeyse 2. Korintlilerin ilk bölümlerini buna tamamıyla adıyor. Her türlü tesellinin kaynağı olan Tanrı'ya, merhametli babaya, Rabbimiz İsa Mesih'in Tanrısı ve babasına övgüler olsun. O bizleri teselli ediyor. Ne mutluyum. Teselliyle doluyum. Ümitle doluyum. Geleceğe heyecanla, olumlu bir gözle bakabiliyorum. Karamsar değilim. Tanrı'nın tesellisi bizde bu şekilde işliyor. Öyle değilsen suları biriktiriyorsun demek. Karamsar isen geleceğe bakarken, ümidin az ise geleceğe bakarken, demek ki suları biriktirdin, topladın, o sular çürüyor. Kokuşmuştur. O kadar anı şey yapmayalım ya. Abartmayalım. Karşılıksız aldığın teselliyi ne yapacağız? Onu canlı, taze tutmak için karşılıksız vereceğiz. Ne diyor kelam? Kendisinden aldığımız teselliyle her türlü sıkıntıda olanları teselli edebilmemiz için bizi bütün sıkıntılarımızda o teselli ediyor. İçin ediyor. Niçin ediyor teselli bizi? Biz başkalarına teselli kaynağı. Peki bu neyi doğurur? Neyi ortaya çıkarır? Neyi tetikler? Öyle ki amaç. Sebep için. Öyle ki amaç. Sebep Tanrı bizleri teselli ediyor ki biz de başkalarına teselli edelim. Bunun amacı hedefi nedir? Öyle ki birçok kişinin dualarıyla bize sağlanan lütuftan ötürü birçoklarının ağzından bizim için şükranlar sunulsun Tanrımıza. Ruhsal hayatımızın başarısını bir şekilde bununla da ölçebilirdik. Bazı insanlar ruhsal hayatının başarısını neyle ölçer? Ne kadar çok para alırsan, ne kadar çok zengin olursan veya ne kadar güzel bir hayatım, evim varsa veya ne kadar bir eşe varırsan veya kutsal kitap bunlarla ölçmüyor. Neyle ölçüyor? Ne kadar çok şükrana sebep oluyorum. Şükran bana değil. Kime o şükranlar? Tanrı'nın kendisine. Cömertliğin kazancını yaşamak. En kazançlı kişiler en cömert kişilerdir Rabbin katında. Rabbin bereketiyle. Efesliler 1:3 ne diyor? Bizi Mesih'te her ruhsal kutsamayla göksel yerlerde kutsamış olan Rabbimiz İsa Mesih'in babası ve Tanrı'ya övgüler olsun. Neden olmasın? Gökler böyle patlamak üzere bir torba gibi, çuvağı gibi devasa bereketlerle doludur. Bir an yırtılacak üzerimize, o bereketler yağacak. Çünkü orada her türlü bereket mevcuttur. Rabbim bizlere sunmak istediği bütün bereketler mevcuttur. İşte o Malaki'den sürekli okuduğumuz ayetler bundan söz ediyor. Göklerin pencereleri açıp da sizlerin üzerinde artan ölçüde bereket dökmek istiyorum. Ne yaparsanız? Eğer ambarlarımı dolu tutarsanız, kendiniz değil, hizmet ambarları, sunu ambarları, müjdecilik ambarları, sürekli akan bir bereket kanalı aracısı olursanız, karşılıksız aldığın bereketi karşılıksız ne yapacaksın? Vereceksin. Öyle ki bakınız, her durumda cömert olmanız için her bakımdan zenginleştiriliyorsunuz. Bakınız, bu Tanrı'nın kelamıdır. Yanlış olmazsa olasılığı var mı? O zaman siz zenginleşiyorsunuz. Maddi zenginlikten bahsediyor. Senin maddi sıkıntın varsa kim hatalıdır? Tanrı'nın bu kelamı mıdır, yoksa senin imana
Bakış açın mı? Senin imanı, yaşama tarzın mı? Bunu kendimize sormamız gerekiyor. Çünkü bakınız ne diyor. Her durumda, tabii bir için var. İçinler, öylekiler çok önemli. Sen cömert değilsin. Rab seni niye zenginleştirsin? Konu, geleceğiz o konuya 2 hafta sonra. Ama bakınız ne diyor. Her durumda cömert olmanız için her bakımdan zenginleştiriliyorsunuz. Cömertliğiniz bizim aracılığımızla Tanrı'ya ne nedeni oluyor? Şükran nedeni oluyor. Rab yüceliyor. Ne kadar şükranlara sebep oluyorsun? Tekrar soruyorum. İşte ruhsal hayatın başarısı ölçüsü budur. Yaptığınız bu hizmet yalnız kutsalların eksiklerini gidermekle kalmıyor. Başka ne yapıyor? Birçoklarının Tanrı'ya şükretmesiyle de zenginleşiyor. Bu sabahki mesaj çok basit. Su birikintisi imanlısı mı oluyorsun? Ne konuda? Müjdecilik konusunda. Teselli, cesaret vermek konusunda. Mal varlığını Rabbe adamak konusunda. Su birikintisi mi oluyorsun yoksa akarsu imanlısı mı oluyorsun? Bu nasıl anlaşılır? Ne kadar şükrana sebep oluyorsun? Şükrana sebep olabilmen için altını çiziyorum, için sebep, şükrana sebep olabilmen için Rab seni hayatla dolduruyor. Müjde veriyorsun. Rab seni cesaretle dolduruyor. Teselliye sebep oluyorsun. Rab seni parayla zenginleştiriyor. Cömert oluyorsun. Bu kadar basit. Benim hayatımda bu işliyor. Senin hayatında da işliyor. İşlemiyorsa birikiyorsun ama vermiyorsun. Akmıyor seninle. O kadar basit. Doğal müjdecilik. Bu yeni hayatı almış olmanın, bu yeniden doğmuş olmanın doğal sonucu nedir? Müjde yaymaktır. Ama bunu doğal bir şekilde yapmak gerekiyor. Tekrar 2 ayetle hatırlayalım. Biz kendimizi ilan etmiyoruz ama kimi ilan ediyoruz? İsa Mesih'i. Mesih İsa'yı Rab, kendimize de İsa uğruna kullarınız ilan ediyoruz. Bazen hatasına düşüyoruz. Kendimizi ilan ediyoruz, İsa'yı ilan etmiyoruz. Bu çok önemli. Bununla mezhepler oluştu, bununla doktrin kavgaları oluştu, bununla insanlar bu tarikattır diye aramıza girmekten çekilir. Bu yüzden doğal müjdecilik dedim. Yapay müjdecilik, sıkı müjdecilik, insanları korkutan müjdecilik değil, doğal müjdecilik. Hayatımızdan doğallıkla akan müjdecilik bir parfüm gibi. Rab'den korkmanın ne demek olduğunu bildiğimizden insanları ikna etmeye çalışıyoruz. Ne olduğumuzu Tanrı biliyor. Umarım siz de vicdanınızda biliyorsunuz. Rab'de korkmanın ne demek olduğunu bildiğimiz için konuşuyoruz. İnsanları ikna etmeye çalışıyoruz. Doğal sonucu. Bu Rab'den aldığımız hayatın sonucu. En doğal müjdeci İsa'nın kendisiydi. Ben hayranım ona. Sudan sebeplerle bir de insanlara hayatını anlatıyordu ama o kadar doğal anlatıyordu. Ve orada bir çok önemli bir püf noktası var. Biz bazen onu kaçırıyoruz. Biz insanlara bazen bir doktrin müjdeliyoruz. Biz insanlara bazen bir din, bir inanç müjdeliyoruz. Ve bu müjdeyi verirken etkili olmamamıza sebep oluyor. Biz müjde verirken yukarıda vurguladığımız gibi neyi veriyoruz? Müjde bir kişidir. Müjde İsa'dır. İsa'yı paylaşmakta İsa'dan daha başarılı kimse olmadı. Dolayısıyla ondan öğrenmenin faydası
çok büyüktür. İsa nasıl yaptı? Çok, yani bütün örnekleri aklıma arka sıra ne örnekler geldiyse sıraladım ama göreceksiniz çok basit bir şekilde. İlk ilanı ilanı dedi. Zaman doldu, göklerin egemenliği yaklaştı, tövbe edin, müjde ilanın. Dört ruhsal kuralı vermedi. Dört ruhsal kural güzeldir. Doğrudur. Nedir dört ruhsal kuralı? Esrafidir. Rab senin için harika bir planı var. Günah seni Rab'den ayırdı. İsa Mesih haçta seni Rab'den ayıran bu günah sorununu ortadan kaldırdı. Tövbe ve iman edersen şimdiden Rabbin bu harika planını hayatında yaşarsın. Doğrudur. Ama İsa dört ruhsal kuralı vermedi. Bakınız ne dedi. Zaman doldu, göklerin egemenliği yaklaştı. Tövbe edin, müjdeye inanın. İçinde var tabii ki bir şekilde. Ama ikinci kısmı şeyde varsa, bizim müjde verme anlayışımızda varsa, tövbe etmelisin, iman etmelisin. Bugün vaptiz derslerinde paylaştık bu konuyu değil mi? Tövbe ettiniz mi, iman ettiniz mi? Ona göre vaptiz ederiz. Eğer etmediyseniz niye vaptiz edelim gibileri. Ama ilk kısmı, zaman doldu, göklerin egemenliği yaklaştı. Bu ne demek? İşte aslında insanın hayatına göklerden inen çok önemli bir güç, egemenlik diyor. Aslında ilerideki ayetlerde gösteriyor, göklerden inen kralla, egemenle bu egemenlik geliyor. Aslında İsa kendini anlatıyor. İnsan bir doktrine inanabilir, İsa'dan asıl alması gerektiği hayatı almadan. İnsan İsa'yı alıp da doktrin konusunda eksik olabilir. Hangisi daha doğrudur? Doktrinde eksiksiz olup da İsa'dan yoksun olmak mı? İsa konusunda eksiksiz olup da doktrinden belki tam başarılı olamamak mı? Veya ikisi de bir arada tabii ki. Ama mesela İsa balık tutarken müjde verdi, veriyor. Geçenlerde konuşuyorduk. Şili'den bir kardeşler gelmişti. Buraya müjdecilik yapacaklardı. Broşürler getirmişlerdi. Ondan sonra İspanyolcadan Google Translator aracılığıyla şey yapmışlardı o broşürün başlığı. Yani İngilizce söyleyeyim, İspanyolca söylerse anlamazsınız. Convert to Jesus. Yani böyle bir davet yapıyordu. Onu Google Translator'a koydular ve İsa'yı çevir diye tercüme etmişler, çevirmişler ve böyle insanlara İsa'yı çevir. Pişan insan mı altında? Nasıl çevireceğim onu? Ne tarafa çevireyim gibilerinden? Yani ille de böyle mi yapmak gerekiyor? Ben dedim ki ya broşür müşür dağıtmayın. Kendiniz İsa'yı yaşayın. Yansıtın. Ben ne için geldim buraya? Ben İsa'yı çok seviyorum. Türkleri de çok seviyorum. Hayatımda en değerli şey sizleri ilan etmek istiyorum. İsa'yı. Böyle yani İsa'yı çevirmeyin böyle. Sağa sola. Trafik polisi misiniz ki çevireceksiniz? Balık tutarken 12'lere İsa ne dedi? Ardından gelin. Yohanna, Natanael, Yakuba ne demiş? Gel gör. Onlar bir şey sordu. Rab, nerede oturuyorsun? Bu soru çok önemli. O detaylara girmeyeceğiz ama nerede oturuyorsun sorusu şu demek oluyordu. Ben senin öğrencin olmak istiyorum. Niye diyeceksiniz? Ben her nerede oturuyorsun sorduğum kişiye ben senin öğrencin olmak istiyorum anlamına mı geliyor? Hayır, ama o dönemlerde bir hocanın okulu neresiydi? Eviydi. Çünkü o hocayla 24 saat yaşayacaktı. Dolayısıyla nerede oturuyorsun sorusu ne anlama geliyordu? Ben senin öğrencin olmak istiyorum. İsa ne diyor? Adres veriyor mu?
il, ilçe, mahalle, kapı numara veriyor mu? Ne diyor? Gel, gör. İsa kendisine gelindiğinde insanlar görüyor. Ben insanlar diyorum. Dua et, gör. Rabbi çağır, gör. Bu benim seni ikna etmemle olacak bir şey değil. Bu kendiliğinden, göklerden var olan en gerçekçi, en doğru, en kalıcı gökler, yer ortadan kalacak, kalkacak ama bu ortadan kalkmayacak. Rabbin gerçeğidir ama Rabbin gerçeği özellikle kendisidir. Onunla tanış, sarıl, hisset, seni ziyaret etsin, seni yakalasın, yolunun önüne çıksın. Kendisi olacak, rüyana mı girecek? Şifa mı verecek? Anlayışını mı aydınlatacak? Kelam yüreğine esenlik mi verecek? Nasıl yapacağım ben karar verecek değilim ama gel gör İsa bu şekilde doğaldı. Biliyordu. Benden hayat fışkırıyor. Her imanlıdan hayat fışkırıyor. İsa'nın hayatı fışkırıyor. Eğer ki bu hayatı bir şekilde paylaşıyorsan. Dolayısıyla konu şu değildir. Her rastlanan kişiye bak İsa'ya iman et, Hristiyan ol yoksa cehenneme gidersin demek değil. Nedir esas? Ya İsa'yı paylaşmak. Hamdolsun. Anlat İsa hayatında neler yapıyor. Sor. Kendilerine nasıl bereket olabilirsin? Senin için nasıl dua edebilirim? De mesela. Çünkü ben dua ettiğim zat dualara cevap veriyor. Ve veriyor. Hamdolsun. Geçen hafta WhatsApp grubumuzdan gördünüz. Pınar kardeşimiz. Daha neler, daha niceler. Roza ile konuşurduk bu hafta. Roza çok önemli bir şey dedi. Beni rahatsız etti söylediği şey. Düşündürttü. Biz Rabbe tam, yani bazı mucizeler görüyoruz. Bunlar olağan şeyler olması gerekirdi. Ama niye olağanüstü oluyor? Çünkü sıra dışı oluyor. Çünkü aslında biz kendimizi Rabbe gerektiği şekilde vermiyoruz. Yarı yamalak veriyor. O yüzden tam Rabbin bu harika işleyişini göremiyoruz hayatımızda. Su birikintisi imanlı oluyoruz. Akarsu imanlısı olacağımıza. Akşam sohbetinde Nikodim ile ne dedi ona? Yeniden doğmalısın. Ben sana yukarıdan bir hayat vermek istiyorum. İster alır mısın, ister almazsın. Kiminle konuşuyor? Bir din hocasıyla. Ayetler üzerine tartışabilirlerdi. Saatler harcayabilirlerdi. Derin konulara dalabilirlerdi. Ama İsa ona önce hoca şey başladı. İşte sen Tanrı'dan gelen bir hoca olduğunu biliyoruz çünkü Tanrı'dan gelmeyen bir insan senin yaptığın bu harika. İsa birden diyor ki yeniden doğmalısın kardeşim. İş bunda bitiyor. Ya yeniden doğarsın ya da hayatın yoktur. Yuhanna çok güzel söylüyor sonra bu cümleye istinaden. Bakınız Yuhanna ne diyor? Biz insanlara bunu söylemeliyiz. Söyleyebilmeliyiz. Cesaretle kendimize saklamayıp dünyaya ilan etmeliyiz. Yuhanna diyor, kimde Tanrı'nın oğlu varsa onda ne var? Hayat vardır. Kimde Tanrı'nın oğlu yoksa onda ne yok? Hayat yoktur. Bu kadar basit. Kardeşim İsa'yla tanıştın mı? Bu kadar basit. Müjde vermek bu demektir. İsa'yla tanıştın mı? Ben İsa'yla tanıştım. Çok isterdim ki sen de tanış ya. Çok iyi bir senden iyi olmaz. Derler ya Türkçe'de çok şey mi yapıyor? Vallahi bu senden iyidir. Ama o varsa sende hayat vardır. Niye sende hayatın tadı yoktur? Niye bir boşluk hissediyorsun? Niye bir türlü tadını alamıyorsun? Niye bir türlü mutlu olamıyorsun? Esenlik içinde yaşayamıyorsun? Hep sende bir noksanlık hissediyorsun. Bunları daha fazla mal almakla kapatmaya çalışıyorsun veya bir takım kötü alışkanlıklarla. Çünkü hayat yok. İsa'nın hayatı senden dolup taşıyorsa
İşte bu müjde vermektir, İsa'yı anlatmaktır. Gerçek hayat kaynağını göstermektir, tattırmaktır. Ben tattım, sen de tadabilirsin. Ne engel olabilir? Senin ondan istemen. Bakınız, kuyu başında da konuştu. İsa çok önemli bir şey söyledi orada. Çok güçlü bir ifade. Samiriyeli kadınla buluşuyor. Su istiyor. İsa ne diyor? Benden niye su istiyorsun diyor kadın ona. Niye benimle konuşuyorsun, ben Samiriyeliyim? Sen erkeksin, ben kadınım. Nasıl bu örf adeti şeyi, kuralını bozarsın? İsa bakınız ne diyor? Senden bana su ver diyenin kim olduğunu bilseydin. Bütün mesele bu. İsa'nın kim olduğunu bilseydin. Millet diyor, biz Hazreti İsa'yı seviyoruz, kabul ediyoruz. Kardeşim, sen onun kim olduğunu bilseydin, sen ondan isterdin. O da sana sonsuz yaşam suyu verirdi. Sende bu noksanlık, bu eksiklik varsa İsa'nın kim olduğunu bilmediğin için bir. İkincisi, ondan istemediğin için iki. Üç, iste ondan, gör. İşte vermek bu demektir. Tapınağa girerken kör adama, İsa ilginçtir, insanlara iyileşmek ister misin diye soruyor. Yani sorulacak soru mu şey hastaya? Hasta hastaneye girer, doktor sorar. Tedavi olmak ister misin, iyileşmek ister misin? Ne için geldin buraya? Ne işin var senin burada? Tabii ki iyileşmek ister. Ama bu sadece fiziksel bir iyileşme değil. Ruhsal, sonsuz, kalıcı iyileşmeyi. Tabii bazen öbür yönden de konuşmamız gerekebilir. İsa Ferisilere konuştuğu gibi bu durumda. Siz görüyorum dediğiniz için günahınız kalıyor. Çünkü ben görmeyenlerin gözü açılsın, görenlerin kör olsun diye geldi. Eğer sen İsa'ya ihtiyacım yok diyorsan, kapıları kendin kapattın. Kilidi sen çevirdin. Kuyuya sen attın. Kendini sonsuza ve kendin hapsettin. Yuhanna'da demiyor mu? Kendisinde İsa bulunmayanda hayat yoktur. Hayat istiyorsan kardeşim İsa'dır. İsa'yı yaşamak istemiyorsan, senin bu yaşadığın hayat değil, hayatta kalmaktır. Hayatı yaşamak, doyasına yaşamak ile hayatta kalmak arasında fark vardır. Dünyadaki çoğu insan hayatta kalıyor. Survivor. Ama hayatın tadını çıkaramıyor. Kalabalıkların önünde İsa sürekli babasından söz etti. Babasıyla olan ilişkisini anlattı. Sen yaşa. Tabii buluştuğun bir insanla, ya bugün çok cesaret verici bir söz aldım ve arkasında belki İncil'den olduğunu söylemene bile gerek yok. Kutsal kitapta okuduğun bir ayeti söyleyebilmen için önce ne yapmış olman lazım? Ben bugün biriyle çok ilginç bir sohbeti yaşadım. Bir şey istedim ondan. Birden gözüm açıldı. Gözümü açtı ve sanki gök küpesi yarıldı ve böyle bir parıltı gördüm. Diyebilmek için önce ne yapmış olman lazım? Dua etmiş olmak lazım. Ya babayla olan ilişkimizi böyle doğal bir şekilde yaşıyorsak bundan bahsedeceğiz. Bahsetmek istiyor insan. Aldı bereketi başkalarıyla paylaşmak istiyor işte. Müjdecilik bu demektir. Gözden, elden, cepten çıkarmanın bir geri dönüşümü var. Müjdecilik konusunda nedir bu geri dönüşüm? Ben bu 7 noktayla sıraladım, bununla bitireceğiz. Her müjdeyi paylaştığında kutsal ruhla dolarsın. Kutsal ruhla doluluğu, ne olur bana, beni doldur, ne olur beni doldur, Rab beni doldur deyip de böyle olacak bir şey değil. Tanrı
bir insanı kutsal ruhla ne zaman doldurur? Ben size söyleyeyim. Kutsal kitap da bunu bu şekilde söylemezse de örnekleriyle bunu aynısını gösteriyor. İnsan bereketini başkalarıyla paylaşmak için ne zaman içini boşaltıyorsa Rab o boşluğu neyle dolduruyor? Kutsal ruhla dolduruyor. Petrus müjdeyi paylaşmak için ağzını açtığında diyor ki kutsal ruhla doldu. Taştı. Dolayısıyla müjde verirsen, ne kadar verirsen, ne kadar insanlarla bunu bir şekilde, doğal bir şekilde paylaşırsan, o kadar Rab yüreğinde boşalan o mekanı kutsal ruhla doldurmak için gayret edecektir. Rab'be yücelik veren daha fazla kişiyi göreceksin. İman etsinler kişiler, ama iman etmeyenler bile Rab'be yücelik veriyor. Bir kişi için dua ettin, Rab cevap verdi. İstesin sonra desin ki rastlantı oldu. Umurumda değil. Rabbin ismi anılmadan önce hayatında bir şey olmuyordu. Rabbin ismi anıldıktan sonra oldu bu iş. Bu Rab'be yücelik veriyor. İhsan'ın ismini anmak, zikretmek bile ona yücelik vermektir. İhsan'ın güzelliğini paylaşmak. Kapılarını devirip ölüler diyarının içini boşaltmak. Bu çok güzel. Yani İsa ne dedi? Kilisemi kuracağım ve ölüler diyarı kapılarına direnemeyecek. Aslında imanlı kimdir? Ölüler diyarının kapılarına yüklenip deviren ve içinde manevi anlamda ölü olanları oradan çıkaran. Dolayısıyla biz ölüler diyarını boşaltmaya çağrılmışız. Bu ne müthiş bir zafer. Boşaltamıyoruz, o ayrı bir şey. Ama bir can dünyaya bedeldir. Bir tür dünyaya bedeldir diyorlar ya. Yahudiler de öyle düşünüyordu. Bütün bir yolu söyleyeceğine bir kişinin ölmesi iyidir. Y'dir demişlerdi. Dolayısıyla aynı düşüncedeydiler. Bir can dünyaya bedeldir. Senin ölüler diyarından kurtaracağın o bir canın belki senin yapamayıp da kendisi yaparak binlerce, yüz binlerce, milyonlarca kişiyi kurtarabilir. Etiyopyalı, Habeşli adam öyle değil miydi? Bir kişi. Bakınız Filipus, Samiriye'de binlerce kişi imana geldiğini gördü. Etiyopyalılardan, Habeşlilerden kaç kişi gördü? Bir kişi gördü. Ama o kişi gitti, bütün kendi ulusunu. Bir yerden bir avuç insan gördü, binlerce de olsa. Bir başka yerden bir tek kişi aracılığını gördüm. Bir ulus. Bir ulusa ulaşıldı. Dolayısıyla sen bilemezsin. Belki tek bir kişi kazanmakla ölüler diyarını boşaltırsın. Göklerde bizi karşılayacak dostlar toplamış oluruz. Kaç dost seni göklerde karşılayacak? Ne mutlu size. Ben bazen saymaya çalışıyorum. Çok emin değilim. Vardır mutlaka. Bildiğim bilmediğim ama hani bu burada dost ile kasıt mesela sizler de beni cennete karşılayacağınız dostlarsınız. Ben de sizi cennete karşılayacağım ama burada bahsettiği nedir? Haksız kazançlarla hani öyle diyor. Kazandığımız canlardan bahsediyor. Kaç can kazandık bu yolla? Yani Türkçesiyle söyleyeyim. Salih'e destek verip, maddi destek verip, Salih aracıyla kazandığı kişiler o sizin dostlarınız olacak. Dolayısıyla Salih'in peşine de düşmek lazım. Salih'in kulaklarını çınlatalım burada. Veya kim? Kime destek verirseniz onun peşine düşmek lazım. Kaç kişi kazandın ve sana para verdin? Yani cennette giderken böyle dostsuz kalmayayım gibi. Beş, cennette yöneteceğimiz şehir sayısını artırmak. Rab demedi mi? Seni yönet. Dünyada hepimizi bir işin başına yönetici yaptı. O işi idare etmemiz için. Bir armağan verdi, bir yetenek verdi, bir hizmet alanı verdi, bir çevre verdi yapacağımız. Bunların 10 katını
cennette verecek. Dolayısıyla küçücük bir kasaba da olsa, neyse kasaba olmasın, köy olsun, neyse köy olmasın, böyle mahalle olsun, mühit olsun, çevre olsun, küçük bir çevre de olsa, Rab onu çoğaltıp cennette sana vereceği görevlerle daha çok büyük bir mutluluk duyacaksın gibi. 6. Cennette Rab'be yakınlık derecemizi belirliyoruz bununla. Cennette gidebilmek için biz hak kazanabilir miyiz? Hayır. Cennetteki yerimizi belirlemek için biz hak kazanabilir miyiz? Evet. Bu tamamen tepe takla dünyaya bakışımız ve imana bakışımızı değiştirmelidir. Cennette gidebilmek için biz hak kazanabilir miyiz? Hayır. Ama cennetteki konumumuzu, görevimizi, Rab'le olan yakınlığımızı değiştirmek için biz hak kazanabilir miyiz? Sadece kazanabilirsin değil, kazanmalısın. Bu yüzden Rab'be olan yakınlık derecemizi etkileyecek. 7. En değerli taçlar kazanırsın, taçlar var. Farklı farklı taçlar var. En değerli taçları kazanırsan, bunlar o 24 ihtiyar gibi Rab'bin ayaklarının dibine serebilirsin. İnan ki bu seni bir sonsuzluk boyunca dolduracak kadar, doyuracak kadar, yetecek kadar büyük bir mutluluk verecektir, verir. Bir ebedi boyunca insan nasıl mutlu olabilir? Can sıkıcısı değil mi? Belki bazı imanlar için cennet can sıkıcı olacaktır. Ben size söyleyeyim. Yapacak bir şeyin olmayacak, olmayabilir. Başkaları ise Rab tarafından kullanılırken, Rab'bin harikalarını kim bilir ne dünyalara ulaştırmak için, yaşatmak için kullanılırken, bazılarını cennette sinek avlayacak. O zaman can sıkıcı olacak. Ama burada yaptığın hizmetten ötürü Rab'bin sana verdiği tacı Rab'bin ayaklarına serebilirsen, bu seni bir ebediyet boyunca dolduracak, taşıracak, doyuracak kadar yeterli olacaktır. Ruhsal kural budur. Esirgedikçe kaybedersin. Kendini sakladıkça kaybedersin. Verdikçe alırsın. Vermek almaktan daha büyük mutluluğudur. O söz niye çok önemli biliyor musunuz? Hiçbir İncil'de geçmiyor. Yani 4 müjdede geçmiyor. Alogoi deniliyor ona. Yani bilim adamları İsa'nın ağzından çıkıp da 4 müjdede geçmeyen ama İncil'in diğer yerlerinde geçen sözlere alogoi deniliyor. Ama çok önemli. O kadar önemliydi ki İncil'de, yani 4 müjdede konulsaydı belki orada kaybolup giderdi. O kadar önem kazanmazdı. Ama bu bir şekilde aman müjdeler yazıldıktan sonra aman bu da unutulmasın, bu söz unutulmasın, bu söz o kadar önemli der gibi Paulus bunları söylüyor. Çünkü Rabbimiz bize söylemiştir. Vermek almaktan daha büyük mutluluğudur. 4 tane müjdeyi bir araya getirin. Orada yazılı olarak geçmeyip de elçilerin içlerinde geçen bu cümleyi terazinin öbür kefesine koyun aynı ağırlıkta. Çünkü bütün müjdenin temel öğretisidir. Püf noktasıdır. Yaşam sırrıdır. Zaferin anahtarıdır. Ne dersiniz deyin. Vermek, almaktan daha büyük bir mutluluktur. İşte bu ruhsal kural. Veya su birikintisi örneğimizde söyleyecek olursak, birikinti oldukça çürürüz. Ama bereketi akıttıkça
tadarız ve temizleniriz. Hayat tadarız, hayatla dolarız, hayat tattırırız. Kutsal kitabın öğretisi bu. Dolayısıyla soru bu. Bu üç hafta boyunca. Sen hangi tür imanlı olmak istiyorsun? Su birikintisi imanlısı mı? Veya hangi tür imanlı olmaya devam edeceksin? Su birikintisi imanlısı mı yoksa akarsu imanlısı mı? Soru sizde. Soru bu. Ayağa kalkalım ve dua edelim. Yüceler yücesi İsa'nın Tanrısı ve babasına övgüler olsun diyoruz. Çünkü bizi öylesine ziyaret ettin. İnsan nedir ki onu anasın ve insanoğlu nedir ki onu ziyaret edesin. Hem andın, bütün planların, düşüncelerin bizimle ilgili oldu. Hem de ziyaret ettin. Yakınlığını bizlere yaşattın, hissettirdin, kucakladın. Yanına taşıdın, hayat verdin. Bundan ötürü sana hamd ediyoruz, şükrediyoruz. Rab, bugün ve her zaman aldığımız bereketi verebilmek için önümüze çıkan fırsatları çoğal. Cesareti kırılan bir kardeşimiz mi var? Gidip teselli edelim. Bizimle konuşan, havadan sudan konuşan biri mi var? O sudan konuşurken sen hiç dünyanın suyu benim diyeni kim olduğunu duydun mu? Diye sorarak ne bileyim böyle fırsatlar yaratalım. Kazancımızın veya kazanmadıklarımızın cebimize giren neticede ondalığından ziyade Rabbi. Cömertlikle o kaynakları çoğaltıp o verdiklerimizi daha da çoğaltıp o şükran dualarını sınırsızca çoğaltabilmek için doldur diye yalvarıyoruz ceplerimizi. Rab, sana hamd ediyoruz, şükrediyoruz. Biz dünya üzerine dökmek istediğin bereketlerin, sayısızca bereketlere engel olmayalım ya Rabbi sen. Bunun için dua ediyoruz ve seninle geliyoruz. Yücelerce İsa'nın adıyla. Amin. Rab hepinizi bereketlesin. Aşağıda beraberliğimize devam ediyoruz.